Günümüzde işsizlik milyonlarca kişinin en büyük sorunlarından biri. Pek çok işveren insanların zor durumda olmalarından yararlanıp az paraya çok iş yaptırmak istiyor. Birçok insan mecbur olduğu için koşulları göz ardı edip her şartı kabul ederek çalışıyor. Amerika'da yaşayan Paolo Morris Young da çok uzun süredir işsizdi. Bu yüzden karısı onu terk etti, kızıyla birlikte yaşadığı evden de kovuldu. Evsiz kaldığı için kızını devlete ait bir yurda bırakmak zorunda kaldı. Küçük kız babasının onu bir daha almayacağından, annesi gibi kendisini terk edeceğinden korkuyordu. Paolo kızını rahatlatmak için her gün onu ziyaret etmeye söz verdi. Çaresiz baba artık sokaklarda yaşıyordu. Kızını yeniden yanına almak için bir iş bulup ev tutmak zorunda olduğunu biliyordu. Bu yüzden sürekli gazetelerdeki ilanlara başvuruyor, günlük kazanabildiği küçük paralarla karnını doyurmaya çalışıyordu. Kıyafetlerini umumi tuvaletlerde yıkayıp parkta uyuyordu. Onlarca kez başvurusu reddedilse de Paolo asla pes etmedi. Çünkü kızıyla yeniden bir arada olabilmesinin tek yolu buydu. Sonunda hiç beklemediği bir anda Pratt & Whitney adlı havacılık şirketi başvurusuna olumlu yanıt verdi. Aslında ilk etapta onu deneme amaçlı olarak yarı zamanlı işe almayı teklif ettiler. Ancak Paolo çok çalışarak tam zamanlı bir işe geçebileceğine emindi. İlk etapta sorunun büyük kısmı çözülmüş görünüyordu. Ancak iş yeri kızının kaldığı yurda çok uzaktı. Kazandığı her kuruşa ihtiyacı olan Paolo, çok zor olsa da her gün 3 saatini yürüyerek işe gitmeye, ardından aynı şekilde 3 saat yürüyerek kızının yurduna gitmeye başladı. Hava henüz karanlıkken yola çıkıyor, akşam döndüğünde kızının kaldığı bölümün penceresi önüne gelerek ona el sallıyordu. Çok yorulsa da bir gün tam zamanlı işe geçerek bir ev tutabilme hayali ona güç veriyordu. Çok az uyuyup fazlasıyla yorulsa da bu durum iş yerindeki performansını etkilemedi. İşverenler ondan oldukça memnundu ama bir sorun vardı. Diğer çalışanlar Paolo'nun her zaman çok kötü kokmasından şikayetçiydi. Günde 6 saat yürüyen ve sadece hafta sonları kıyafetlerini yıkayabilen biri için bu durum normal olsa da iş arkadaşları bunu bilmiyordu. Sonunda bir gün arkadaşları ona nerede yaşadığını ve iş dışında neler yaptığını sordu. Paolo yalan söylemeyi becerebilen biri değildi. Evsiz olduğunu, kızına kavuşmak için bir ev tutmayı hayal ettiğini ve bunun için 3 saatlik bir yolu yürüyerek geldiğini anlattı. Paolo'nun hikayesi herkesi çok etkilemişti ve alacakları bir karar onun hayatını değiştirecekti. Onun yaşadıklarını öğrendikten sonra patronu Kelly Johnson bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Diğer çalışanlarla da konuşarak bir fon oluşturdu ve Paolo'ya iş yeri yakınlarında küçük bir ev tutarak 6 aylık kirayı peşin ödedi. Bir süre sonra bürokratik işlemleri halleden Paolo, kızını yanına almayı başardığında kendini dünyanın en mutlu insanı gibi hissediyordu. Üstelik iyi haberler bu kadarla da kalmayacaktı. Yönetim onun çalışmalarından çok memnun olduğu için tam zamanlı işe başlamasına karar verdi. Bu aşamadan sonra artık her şey iyiye gitmeye başlamıştı. Evinin kirasını ödeyecek kadar para kazanabiliyordu. Hatta bir süre birikim yaparak kendisi ve kızı için bir otomobil satın aldı. Meslektaşlarının en zor anında ona verdiği destek, genç adamın düştüğü çukurdan çıkmasını sağlamıştı. İşin geri kalanında çok çalışarak her şeyi yoluna koymayı başaran adam, kendisine yardım eli uzatan herkese minnettar olduğunu ve onlar sayesinde artık mutlu bir yaşantıya kavuştuğunu söyledi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.